Evet arkadaşlar, Başak 2073 SH ile geçen sürüm yapıyorduk ama yağmur yağdı. Yarıda kalmıştı çekimimiz. Şimdi toprak biraz kurudu. Tam kurumadı ama yine yağmur geldiği için sürmek zorunda kaldılar. Biraz sap yiyor tabi. Burası mısır yeri o, ayrıca onu da söyleyeyim. Başak traktörü birçok küçük çiftçi tercih ediyor. Çünkü dediğimiz gibi yakıtı az, iyi çekiyor. Güçlü bir traktör. Onun için herkes severek kullanıyor bu traktörü. Hatta 6 yıl önce bizde de vardı. Biz tarla işini bıraktığımızdan, tarım işini bıraktığımızdan satmak zorunda kaldık. Ama dediğimiz gibi küçük çiftçiler için bu traktör bitirim. Yakıt az, masrafı az, çekimi iyi. Yani kendi segmentinde bence 10 numara bir traktör. Burası Osmaniye Sunbaz, Mehmetli beldesi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tarlalar çok küçüldü burada. Yani aileler çocuklarına paylaştırdı tarlaları. Onun için baya küçüldü tarlalar. Yani traktörü büyütmeye de gerek yok bu taraflarda. Çünkü en kral tarla 50 dönüm, öyle söyleyeyim. 50 dönümü rahat rahat işler traktör. Çamur dediğimiz gibi. Ama yine de sürülmesi gerekiyor yağmurdan dolayı. Biraz sap yığma yapıyor. Çünkü burası yakılmadı. Ve köyümüzün içinde çok göze batardı. Onun için yakılmadı. Yakılmasını da istemiyoruz zaten. Arka çok mu batıyor, ne yapıyor? Arka batmıyor, geldi bana. Vallahi arka çok batıyor gibi geldi bana da ya. Burada çalılar çizmesin diye yan kapakları da çıkarttılar. Ergün, bunun gövdesinde boya var mı? Boya. Bir tanesi öyle yazmışsa boya var traktörün gövdesi. Komple boyalı diyor. Orijinalde böyle boya yok diyor. Bilmiyorum. Gri gövde zaten. Gri gövde. Bence de gri gövde. Ben de yani öyle diyor. Boya olsa hatalarına mı bakacak? Bence de boya yok yani. Bir arkadaşımız yazmış da gövdesi boyalı, komple boyalı diye. Arkadaşımız da diyor ki alırken diyor özellikle ona dikkat ettim diyor. Gövdesinde boya yok diye biliyorum diyor. Ama yine de tam bilmiyor tabii ki. Kendisi sürekli bu işi yapmadığı için, kendisi memur. Artık hafta sonları geliyor böyle küçük işler yapmak için. Arkadaşlar çiftçiliğinde yapılacağı kalmadı bu arada, onu da söyleyeyim. Yer fıstığı sökümü başladı. Şu anda hasadı başladı ama
çok bir para etmiyor. Yani maliyetinden daha az şu anda fıstığın fiyatı. 30 lira ile 35 lira arası. Bir de tarla icarsa hiç kurtarmıyor. Biz bıraktık bu çiftçiliği, çok şükür rahatladık. Yani para kazanamadığımız gibi bir de işe girmeye başladık. Son zamanlarda 5-6 yıl oldu. Çok şükür artık bıraktık bu işi, tamamen bıraktık. Gördüğünüz gibi yan taraflar çizilmesin diye yanları çıkarttı arkadaşlar. Boyası zarar görmesin diye. Derin sürdüğünü oluyor yani, güzel sürüyor gerçekten. Dediğimiz gibi küçük çiftçiler için bu traktör bitirim arkadaşlar. Yakıt az, masrafı az, iyi çekiyor, bakımı ucuz. Bir daha gireceğim buradan. Yağmur sıcağı da sağ olsun. Kuşun gibi değiyor kafamıza. Arkadaşlar dediğimiz gibi Başak 2073 TH. Kendi çapında gerçekten çok güzel bir traktör. Aman Allah'ım, pulluk kayboldu. Burası bitti arkadaşlar. Şurada az bir parça var. Bugün yağmurlu gösteriyor hava. İnşallah yağmur gelmeden önce bitirir.